Herkese merhabalar arkadaşlar. Bölme algoritması ve bölünebilme kuralları konusunda nasıl çalışabilirim adlı video ile sizlerle birlikteyiz. Ve bu videoyu neden çektik? Çünkü sizlerden gelen yorumlar üzerine çektik arkadaşlar. Neler yorumlar geldi? Neler yazmışız? Hemen bakalım. Rose Baby Rose Ardı arkadaşımız demiş ki ben de matematik bölünebilme kuralları yok demiş. Arkadaşım nasıl yok işte onların hepsini anlatacağız şimdi. Haydar arkadaşımız da demiş ki 11'e bölünebilme kurallarında artı eksiği birler basamağından mı başlıyoruz yoksa en soldan mı orayı anlamadım. Biri anlatsın please demiş. Müzik holde of sınava çok az kaldı ama ben bir şey bilmiyorum ya demiş. Bakın daha bölmeyi yeni izliyorum valla bu konuyu nasıl yetiştireceksem artık demiş. Gerçekten de müthiş bir Türkçe ile güzel bir şekilde derdini anlatmış anladığımız kadarıyla. Berkay 06 arkadaşımız da hocam 11 ile bölünme de takıldım nasıl yapabilirim demiş. Ve burada da gerçekten de herhalde tuşlar basılı kalmış. Böyle bir isimli arkadaşımız da hocam cidden test çözmek istiyorum ama konuyu bilmiyorum. O yüzden de matematikten test çözemiyorum. Azıcık detaylı anlatır mısınız? Özellikle bölünebilmeyi demiş. Ve de arkadaşlar başka bir tuşlara basılı kalan arkadaşımız da hocam bölünebilme kurallarını anlayamadım. Kafam karıştı demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Başka yorumlarımız var mı? Onlara bakalım. Bir tane ödülü sorumuz var. Ondan önce nasıl çalışacağımız konusunda biraz fikir verelim. Öncelikle arkadaşlar bakın zaten okulda canım hocam sana ders anlatıyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Hocam dersi anlattığı gün lütfen hemen akşamleyin gittiğinizde ya önce derste ne yaptıysanız o kısmı tekrar edeceksiniz. Ya da arkadaşlar hocamız zaten anlattı. Farklı bir bakış açısı veyahut da konuyu daha iyi pekiştirmek istiyorsan hemen Tonguç YouTube kanalından 9. sınıf YouTube kanalından hemen o konuyu izliyorsun. Özellikle mesela 11'e bölünebilme kuralına çok takıldım. Soldan mı başlayacağım? Nereden başlayacağım? Diyen arkadaşlar videoyu gerçekten de ayrıntılı bir şekilde izleyin. Çünkü 9. sınıf olmanız daha alt kademede yani 9, 10, 11, 12. sınıfların en alt basamağında 9. sınıfta olmanız önemli değil arkadaşlar. Bakın ben bu konuları anlatırken sizlere nereden geldiğini, nasıl olduğunu söyleyerek anlatıyorum. O yüzden 11'e bölünme kuralında en sağdan başlandığını, birler basamağından başlandığını söylüyorum. Ve de neden başlandığını anlatıyoruz. O yüzden arkadaşlar okulda hocamızı dinliyoruz hemen akşam tekrar yapıyoruz ya da tekrar olması için de YouTube 9. kanal videomuzdaki o konuya ait videomuzu izliyoruz arkadaşlar. Ve de arkadaşlar sonunda da ne yapıyoruz? Artık o konuyla ilgili testlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Ya tabii ki de burada konu anlatım çok önemli. Ve de o sırada arkadaşlar burada konu anlatım önemli ama bir de ne önemli biliyor musunuz? Örnek soru görmek önemli. Mesela bakın 9. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabında da buradan örnek vereyim size. Bu arada kitap tamamen yeni nesil MEB müfredatına ve soruları %100 uyumlu, MEB'in sorularına %100 uyumlu. Mesela bakın açtım bölünebilme kuralları. Ne geldi elime? Bölünebilme kurallarının 2, 5, 8, 9, 11'e bölünebilme geldi. Bak canım hocam anlattı. Eve geldin, tekrar yaptın. Tekrar videosunu izledin. Tekrar videosunu izledikten sonra bakın burada örnek sorular da var. Hemen örnek soru açıyorsun. Al. 11'e bölünebilmenin örnek sorusu. Nereden başlıyor arkadaşım? En sağdan artı eksi diye başlıyorsun. Ve burada da örnek soruyu yapıyorsun. Hemen altında da 4 tane hemen pat 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 yapman gereken soru var. Bu sorulardan diyelim ki 4'ün 3'ünü mü yaptın? 2'sini mi yaptın? Sorun değil. Neden? Çünkü tas uygulamasına giriyorsun. Kare kodu okutuyorsun. Okuttuğunda karşına çıkan hocam ne yapıyor sana? O da ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bakın matematikteki en önemli konu kural 1 Dersi iyi dinlemek. 2 tekrar. 3 hemen örnek çözümlere bakacaksın. Burada olduğu gibi arkadaşım. dördüncü olarak da hemen test çözeceksin ama burada da senin için en yararlı şey burada kare kodu olanlar sana örnek çözümünü gibi yine çözüm sunanlar kitapları tercih etmen çok önemli. O yüzden bu dört aşamayı sakın kaçırma. Bunları yaptıktan sonra da artık senin yapamadığın bir soru kalmayacak. Niye? Çünkü bütün yapamadıklarını da kare kodu okutarak izlemiş oldun dedik. Ve bu arada Dinamo Soru Bankamıza teşekkür ettik. Hemen kenara almış olduk. Arkadaşlar bu dört taktiği unutmuyorsunuz ve ona göre çalışıyorsunuz. Lütfen bunların arasında da çok fazla boşluk bırakmıyorsunuz. Düzgün bir şekilde sırasıyla hızlı bir şekilde bu kısmı atlatıyorsunuz. Artık sözü fazla uzatmayalım. Taktiklerin hepsini verdik. İstediğiniz şey kafa karışıklığını gidermek ve taktikti. Biz de bunu hallettiğimizi düşünüyorum. İşte ödülü soru. Peki siz hangi derste sıkıntı yaşıyorsunuz daha çok? Hangi konularda daha, daha çok sıkıntı yaşıyorsunuz? Bunun gibi hemen yorumlara belirt. Biz de sana videosunu çekelim. Kendine iyi bak. Derslerde görüşürüz.